çalışıyorsun. Allah beterinden muhafaza etsin. Gördüğünüz gibi işte depremde işte çatlaklar var. İşte gördüğünüz gibi burası da bir çatlak var. İşte şurada bayağı büyük bir çatlak var. Evet. En büyük muzdaripliğimiz de devletimizin sunduklarını bize ulaşmaması. Sundan muzdaribiz. Yani tepenin söylediğinin buraya gelmeyişinden muzdaribiz. Ben demin bir şey söyledim zaten. Yani tepenin söylediğinin bize yansımayışından muzdaribiz. Biz herhalde bu devletin, bu ülkenin bir vatandaşı isek, bu ülkede bir hak tanınmış ise Ankara merkezdekine, Pütürge merkezdekine, Malatya merkezdekine nasıl yansıyorsa Taşmış Mahallesi Hıdırlar Sokak'taki Hıdır Aydın'a da öyle ulaşması lazım. Çermik köyündeki Hüseyin Alkış'a da öyle ulaşması lazım. Evi yıkılan Ramazan Tulgar'a da öyle ulaşması lazım. Yani bizim derdimiz bu, yani herkese eşit davranılmıyor. Muhtarlar bir tarafa çekiyor daha doğrusu. Yerel yöneticiler bir tarafa çekiyor. Yani Pütürge'nin, Malatya'nın Duanyol ilçesinde, Pütürge ilçesinde böyle bir felaket olmuşsa, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde böyle bir felaket olmuşsa, devletin en yüksek mertebesi buraya anında gelip gerekli detayları, bilgileri almışsa, taahhüt ettiği şeyler Malatya merkeze kadar gelip orada sönmüşse, burada da değişik şeyler olduğunu kanaatindayız yani. Çünkü sıkıntı onu gösteriyor. Bizim 11 tane meclis üyemiz var, belediye başkanımız var, ilçe başkanımız var, il başkanımız var, milletvekilimiz var, efendime söyleyeyim muhtarımız var. Ya 3 gecedir deprem olmuş, bir felaket yaşamışız. Birisi bizi aramadı, evimize gelmedi. Ya öldünüz mü, yıkıldınız mı, evin altında mısınız, enkazda mısınız, dışarıda mısınız diye soranımız yok. Yani biz karşımızda muhatap bulamıyoruz. Benim zoruma giden şu, koskoca Tayyip Erdoğan Ankara'dan Duanyol'a geliyorsa, benim muhtarım da 2 blok ileriden buraya gelmeliydi. Gelebilmeliydi. Benim belediye başkanım 50 kilometreden buraya gelebilmeliydi. Biz bu tür şeylerden muzdaribiz şu anda. Selam. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Tabii veteriner hoş geldin. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Size geçmiş olsun. Veteriner muhafaza etsin. Nasılsın Selin? Bu vaziyet fena. Böyle ateşi yakmışız. Açtım çadırlarda. İdare etmeye çalışıyoruz. Şimdi tabii kısım her ne kadar Malatya'da orada sonuçta 8 tane ev var burada. 8 aile yaşıyor. Bizi aradı Cimer, diyor ki Pötürge hakkında çok şikayet alıyor. Yani diyor bu ki burada diyor. Ala. Fotoğrafını çekiyorlar. Direkt deprem oldu da onlara geçiyor. Allah Allah. Valla yine vurdu. Mehmet. Hep bizim geri geldi zaten. Vakfı'nın mahallesi mi? Mucurlar mahallesi. Sokak mı? Yok gelen hiçbir tane değil. Neydi? Yani geçen gün koğuşa telefonu gelmiş. Evimiz işte bu deprem dolayısıyla bu hale geldi. Ben İstanbul'da duruyorum. Bu deprem dolayısıyla ben de geldim kardeşlerimin yanına. Yardım ediyoruz. Ancak kendi imkanlarımızla geldik kardeşlerim zaten o telaşta. Her biri yani bir acayip olmuş. Yani artık yani şey yapamıyor. Psikolojiler bozulmuş. Biz de destek olma amaçlı geldik. Cuma günü oldu işte. Kaç gün? 4 gündür. Ulaştığımız yerlere, gereken kurumlara ulaşıyoruz. Tamam yardım geliyor ama nereye geliyor? Yani buraya da çadırlar da attılar buraya. Kendi imkanlarımıza kurduk. Geliyor diyorlar ama nereye geliyor? Direkt Duanyol'a mı gidiyor? Artık nereye? Orada da dağıtılıyor mu? O da şüpheli. Yani bildiğimiz yani üst kademeler, üst şeyleri arıyoruz. Gereken yerleri arıyoruz. Tamam diyor ki geliyor. Geliyor da nereye geliyor? Şu kimseyi gördüm ya, biri gelip demiyor ki arkadaşlar siz burada yaşıyorsunuz. Bu ne oldu? Öldünüz mü? Kaldınız mı? Evin hali işte böyle. Yani hiç biri gelmiyor. Bir kaymakam gelir, bir belediye mülki amiri, hiç kimse yok piyasada. Ha nerede buranın kaymakamı? Hani nerede belediye başkanı? Yani burada bu 4 katlı binada 8 tane aile yaşıyor. Bu binanın hali meydanda işte. Kimseyi gördüğümüz yok yani. Cumhurbaşkanımız Ankara'dan geliyor buraya. Burada 5 kilometrelik yolda belediye başkanıyla kaymakam gelmiyor köylere. Yani bir insan sonuçta bu köyün insanıyız ya. Ya yetkililere çağrımız, yani biri sesimizi duysun, yani gelsin desin ki burada da bu vatandaşımız yaşıyor burada. Biz yemek istemiyoruz. Yani para da istemiyoruz. Sadece gelsin evimizi görsünler. Yani bu ev ne halde? Bu insanlar bize bir yardımcı olsunlar. Yani biz evle ilgili bir şeye, tamam Allah'a şükürler olsun biz kurtulduk ama sonuçta hayat devam ediyor. Yarın öbürün kayısı sezonu. Bak çadırlarda buraya 50 tane işçi gelecek kayısı için. Kayısı bahçelerimiz var. Yani bu kadar insan böyle dışarıda her zaman kalacak hali yok. Sonuçta bir çözüm üretilmesi lazım. Yani bu insanlar ne yapacak yani? Yani biz evle ilgili bir çözüm arıyoruz. Biz demiyoruz bize sıcak yemek yedi. Bunu istemiyoruz. Bunu kendi imkanlarımıza iyi kötü biz bir şekilde yapıyoruz. Oturduk. Biz şimdi onları da kötülemeyelim ama yani bu da devletin ayıbı yani. Dört katlı ev, 8 kişi 8 ev içinde oturur. Biraz İstanbul'da yazın gelecekler. Hani ne soran var, ne soruşturan var. Kimse yok, kimse gelmiyor. Kimse bizi sormuyor. Ne gelir aşağı. Kimse bizi sormuyor. Ama bak kaç kişi zıkaklardalar. Ateşin yanındaylar. Kendi gözünle gördük. Ne isteriz işte, gelsinler baksınlar. Bu çoluk çocuk ne olacak? Ufak çocuklar var. Kadınlar var. Yazık günahtır, böyle olmaz. Bugünkü ziyaretlerimiz ve yerinde tespitlerimiz çerçevesinde arkadaşlarımızla Duanyol'da, Pütürge yol ayrımında, Çermik bölgesinde ve şu an bulunduğumuz Bakımlı mahallesinde, Koldere Köyü Bakımlı mahallesinde koordinasyon eksikliklerini gördük. Yetkililerin bu konuda yardımların gelmesi konusunda eksiklik yok. Lakin yardımların doğru dağıtılması noktasında bir takım koordinasyon eksiklikleri var. Ki en son olarak geldiğimiz burada Mehmet Beygil'in evinde 4 katlı binaları, bina kullanılamaz halde. Bina arkaya doğru kaymış durumda ve 4 gündür 5 gündür yetkililerden gelip kendileriyle görüşüp bilgi alan kimse yok. Bu insanlar zorla 3 tane çadır alabilmişler. Şu an burada 8 tane daire var. Şu an aktif olarak kullanılan 4 daire var. Ama bundan birkaç ay sonra kayısı zamanı başladığında bu dairelerin hepsi doluyor ve dışarıdan işçileri geliyor. Onun için şu an ciddi bir mağduriyetleri var bu ailenin. Biz de ziyaret ediyoruz, haberini aldık geldik. Arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yanına mağduriyetlerini dile getirme konusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yetkililer bu vasıtayla bizim vesilemizde de buradaki eksikliklerini görürler. Buradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için ellerinden geleni ve dedikleri yaparlar.